Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bir mali dersine tekrar beraberiz. Daha önceki derslerimizde biliyorsunuz devlet borçlanması dersini işlemiştik, onu bitirmiştik. Şimdi yeni konumuz maliye politikası. Hepimizin çok önemsediği bir konudur. Çok dikkatli dinlemeye çalışalım. Başlığımız maliye politikası dersimizdir. Maliye politikası ne iş yapar, nereye ulaşır? Onları bir beraberce incelemeye çalışalım değerli dostlarım. Şimdi maliye politikası deyince bunu birkaç kısımda değerlendirmek mümkün olabilir. Bu alanda bir, tanımı ne yapmak lazım? İki, araçları. Üç, amaçları şeklinde bunları ifade etmek mümkündür değerli dostlarım. Araçlardan başlamak daha da olur çünkü tanım içerisinde o yer alacak. Bu alanda maliye politikası araçları deyince 3 araç temelde aklımıza gelecek. Bunlar nelerdir diye sorarsak 1. Kamu harcamaları 2. Vergiler 3. Devlet borçlanmasıdır. Yani temelde dediğimiz gibi kamu harcaması, vergi borçlanma nedir? Maliye politikası araçlarındandır diyebilirsiniz. Kısacası devletin kamu harcamasıyla, vergiyle ve borçlanmayla makro dengeleri oturtmaya çalışmasına maliye politikası denir. Tanım buradan yapmaya çalışacağız. Bu alanda devletin kamu harcamaları, vergi ve borçlanma gibi araçlarla makro ekonomik dengeleri, sağlamaya çalışmasına maliye politikası denir diyeceksiniz. Dediğimiz gibi devletin kamu harcaması, vergi ve borçlanmayla makro dengeleri sağlamaya çalışmasına maliye politikası denir. Tabi bu alanda, bunu kırmızı olarak göstereyim de daha rahat anlamaya çalışın. Bu alanda, bunların üçünü kullanarak devletin 4. Bütçe açığı ya da bütçe fazlası vermesi de esasında nedir? Bir maliye politikası aracı olarak değerlendirilebilir. Yani harcama, vergi, borçlanma, bütçe açığı ve bütçe fazlası da nedir? Bir maliye politikası aracı olarak değerlendirilme imkanına sahiptir diyebiliriz değerli dostlar. Amaçlarımız nelerdir? Tabii ki yani devlet elbette ki ne yapacaktır? Harcamayla, vergiyle, borçlanmayla ne yapmak istemektedir temelde? Makro ekonomik dengeleri sağlamak ister. Nedir bunlar? Nedir acaba makro dengeler diye bakarsak? Bir kere iktisadi istikrarın sağlanması nedir? Bir maliye politikası amacıdır. İstikrar ikiye ayrılır idi. Daha önce anlattığım gibi. Bir boyutu hatırlarsanız fiyat istikrarı idi. Diğeri ise değerli arkadaşlarım neydi? Tam istihdam idi. Fiyatlar genel seviyesinin dalga almaması, enflasyon deflasyon olmaması fiyat istikrarıdır. İstihdam olması da tam istihdam demektir. Yani devlet vergiyle, harcamayla, borçlanmayla, bu alanda bütçe açığıyla, bütçe fazlasıyla iktisadi istikrar sağlamaya çalışırken neyi sağlar? Fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlar. Fiyat istikrarı nedir diye bakarsak, elbette ki nedir fiyat istikrarı? Fiyatlar genel seviyesinin sürekli dalgalanmaması demektir. Peki tam istihdam nedir? Dar anlamıyla, daha önce bahsettim, dar anlamıyla işsizliğin önlenmesidir. Geniş anlamıyla ne demektir? Bütün üretim faktörlerinin tam kullanımı demektir. Yani emeğin de, sermayenin de, girişimin de, doğanın da tam kullanımı demektir esasında. Geniş anlamda
tam İslam kanonu bize ifade eder diye söyleriz değerli dostlarım. İkinci noktamız ise ne amaçlar maliye politikası, vergiyle, harcamayla, borçlamayla diye bakarsak, ikincisi iktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması diyoruz. Büyüme ve kalkınmanın sağlanması. Büyüme ne, kalkınma ne acaba? Bakınız, burada dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Gayri safi milli hasılanın bir önceki yıla göre reel olarak artmasına büyüme denir. Yani biraz da hani kantatif analizdir baktığınız zaman. Gayri safi milli hasılanın bir önceki yıla göre reel bazda artmasına ne diyoruz biz? Büyüme diyoruz. Peki kalkınma ne? Kalkınma büyümenin yanı sıra sosyal faktörlerin de gelişmesidir. Bu bağlamda bir ülkede kişi başına düşen milli gelir artıyorsa o ülke kalkınıyor demektir. 2. Bir ülkede gayri safi milli hasıla içerisinde tarımın payının azalıp sanayi payının artması o ülkenin kalkındığının göstergesidir. 3. Daha iyi, daha kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerinin olması ülkenin kalkınmanın göstergesidir. Altyapının giderek daha iyi hale gelmesi kalkınmanın göstergesidir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta son dönemlerde literatüre şu da katılmıştır. Bir ülkede gelir dağılımında adaletin sağlanması da esasında bir yere bizim bildiğimiz gibi kalkınmanın sağlanması noktasına katkı verir diye düşünebilirsiniz değerli dostlar. Üçüncü nokta elbette ki gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır. Yani gelir ve servet dağılımında toplumda adil paylaşımın olmasıdır diye söyleyebiliriz. Temelde maliye politikası 3 amacı hedefler. İktisadi istikrar, iktisadi büyüme ve kalkınma. Üçüncüsü ise geri dağılımda adaletin sağlanması. Dolayısıyla toparlarsak konumuzu, devletin kamu harcamasını kullanarak, vergiyi kullanarak ve borçlanmayı kullanarak ülkedeki makro dengeleri sağlama çabasını ne deriz? Maliye politikası deriz. Yani vergiyle, harcamayla, borçlanmayla istikrarı sağlamak, büyümeyi sağlamak, kalkınmayı sağlamak ve geri dağılımı düzeltmek nedir esasında temelde hepsi beraber bir maliye politikası anlayışını ortaya koyar diye söyleyebiliriz değerli dostlarım. Bu tabloya iyice bakmanızda fayda var. Bu tabloyu iyice gözden geçirin derim ben size. İyice öğrenmeye çalışın. Acaba şu sıkıntımız var mıdır maliye politikasında? Bir amacı sağlarken başka amaçla çelişebilir miyiz? Olabilir. Biz bunlara şey deriz arkadaşlar. Maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalar deriz. Acaba maliye politikasının bir amacını sağlayayım derken başka amaçla çatışma, çelişme olur mu diye sorduğumuzda olur. Maalesef olabiliyor. Çünkü ekonomilerde her denge beraber sağlanmıyor maalesef. Her denge eşanlı gitmiyor. Bazı dengeler bozuluyor, bazı dengeler iyileşiyor gibi bir mantık ön plana çıkar diye düşünmek durumundayız değerli dostlar. Başlığımız dediğimiz gibi nedir? Maliye politikasının amaçlarının çatışması dediğimiz konuyu ele almaya çalışalım. Başlığımız maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalar diyeceğiz. Evet, nedir bunlar? Bir bakalım isterseniz. Yani bir amacı sağlarken acaba diğer amaçla çelişiyor muyuz diye bakmaya çalışalım değerli dostlar. Var. Bir. Ülke ekonomisi zaman zaman gelir dağılımında adaleti sağlayayım derken fiyat istikrarını bozabilir. Nasıl olur? Geri dağılmaları sağlanması için ne yapmak lazım esasında? Kamu harcamasını arttırmak lazım. Yani alt gelir buna dönük olarak harcamayı arttırmak lazım.
Peki bu kamu harcaması artması, yani alt gelir bu lehine, sosyal transferlerin, emekli maaşının, memur maaşının, işçi maaşının artırılması elbette iyi bir şey geri dağılım açısından. Fakat bu yaptığınız artış ne yapar? Ülkedeki talebi arttığı için ne yapar? Enflasyonu meydana getirirse fiyat spiralini ne yapar? Bozar. Demek ki diyoruz, demek ki alt gelir grubunun mutlu olması için, alt gelir grubunun gelir dağılımından payını alabilmesi için yaptığınız kamu harcaması artışı gelir dağılımını toparlarken ne yapıyor ister istemez? Fiyat spiralini bozuyor diye düşünmek mümkün. İki, refah seviyesi ile bazen kalkınma çelişebilir. Toplumun belli grubunun refahını artırayım derken kalkınmayı bozabilirsiniz. Neden acaba? Ya diyebilirsiniz kendi kendinize, ne alaka canım, bu niye böyle olsun? Ama şöyle düşünün bakın. Alt gelir grubunun mutlu olması için ne lazım? Ona yönelik harcama lazım. Peki alt gelir grubu bu harcamayı ne yapar? Tüketmeye yönlendirir. Peki bize kalkınma için ne lazım? Tasarruf lazım. İkisi ne oluyor maalesef? Çelişiyor. Yani biz emekli maaşını arttırdığımızda, ki tabii ki arttırabiliriz, hiçbir sorun yok. Yoksulluk yardımını arttırdığımızda, herhangi bir şeyde bizim daha önce öğrendiğimiz sosyal transferleri arttırdığımızda, sosyal transferler direkt tüketimi arttırmaya gider. Bakın tekrarlıyorum, sosyal transferler direkt tüketimi arttırır. Peki kalkınma için ne lazım bize? Tasarruf lazım. O zaman ne oluyor? Toplumun belli katmanlarının refah seviyesini arttırırken ne yapıyorsunuz? Kalkınmayla çelişiyorsunuz demektir değerli dostlar. Üçüncü nokta. Tam istihdamı sağlayalım derken fiyat istikrarını ne yapabiliyoruz? Bozabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bakınız. Ekonomide diyelim ki işsizlik var. Yani bizim bildiğimiz terimlerle eksik istihdam var. Ekonomide dediğimiz gibi işsizlik var, eksik istihdam var. Ekonomide işsizlik varken, eksik istihdam varken ne yapmak lazım? Hangi politika devreye sokmak lazım? Hangi politika olmalı? Genişletici maliye politikası olmalı. Ne demek genişletici maliye politikası? Ne demek genişletici maliye politikası? Vergileri azalt, harcamayı arttır. Tamam, doğru. Kamu harcamasını arttırırız. Vergiyi kısarız, ne yaparız? Ekonomi tam istihdama doğru yavaş yavaş gelmeye başlar. Peki, ekonomi tam istihdama gelirken harcama artması, vergi azalması ne yapar? Fiyatlar genel seviyesini sürekli yükseltmeye başlar. O zaman ne olur ki amaç? Çelişmeye başlar. Yani biz ekonomideki eksik istihdamı alıp tam istihdama getirirken güzel, sorun yok, ama ne yapıyoruz? Fiyatları da arttırdığımız için ne oluyor? İkisi çelişmeye başlıyor. Kısaca ekonomide yapılan genişletici politikalar eksik istihdamdaki ekonomiyi tam istihdama getirirken fiyat çıkarını ne yapıyor? Enflasyonu besleyerek bozuyor diye söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. Bir de değerli dostlarım, dördüncü olarak ekonomik ve sosyal haklarla kamu yararının çatışması mantığı da ortaya zaman zaman çıkmaktadır. Nasıl olur diye bakarsak. Ekonomik haklarla kamu yararı çatışabilir. Mesela günümüzde herkesin, ki liberal ekonomilerde, yani daha çok özel sektörün hakim olduğu yapılanmalarda herkesin girişimde bulunma, mülkiyet edinme, arsa alma, arazi alma, arsasını arazide bir şeyler yapma hakkı elbette vardır. Fakat toplumlar zaman zaman kendi yararı için ne yapar? Kamu zaman zaman özel haklara müdahale eder. Mesela nedir? İşte diyelim araziniz var, oradan yol geçirilir. O zaman ne olur? Sizin özel hakkınızda kamu yararı ne olur? Çatışmış olur diye düşünebilirsiniz. Dediğim gibi değerli dostlarım, şöyle bir mantık ortaya çıkabilir. Herkesin günümüzde özel sektörün hakim olduğu yapılanmalarda, liberal ekonomilerde
hür girişim hakkı vardır, girişimci olma hakkı vardır, arazi alma, arsa alma, özel mülkiyet hakkı elbette vardır. Fakat bazen kamusal yarar ön plana çıktığında bu bir takım özel haklar sınırlandırılabilir, kısıtlanabilir diye de düşünmek mümkündür. Bunlar bazen zaman zaman çatışabilir. Toparlarsak, bazen maliye politikası aracı bir amacı sağlarken diğer amacı ne yapar? Bozabilir. Dediğimiz gibi kısaca değerlendirirsek, gelir dağılımı toparlansın diye daha çok alt gelir bunlara yapılan ödemeler bu sefer ne yapıyor? Enflasyonu artırarak çatışmaya meydana getirebilir. Veyahut da alt gelir grubu mutlu olsun diye, refah artsın diye ona yapılan yardımlar tüketime gittiği için, tasarruf azalttığı için kalkınmayla çelişebiliyor. Veyahut da ekonomi eksik standa olduğunda, ekonomiyi tam İslam'a getirme çabası kamu harcaması artarak, vergi azaltarak, ki bundan da biz geliştirici maliye politikası diyoruz. Bu durum ekonomideki işsizliği yönlerken fiyat çıkarını bozabilir. Talep artarak enflasyonu besleme noktasında olabilir diye düşünüyoruz. Bir de günümüzde bazı özel haklarımız, ekonomik haklarımız, sosyal haklarımız kamu yararı nedeniyle ne oluyor ister istemez? Çelişçi haklarımız kamu yararı nedeniyle elimizden alınabiliyor. Bu durumda ne oluyor ister istemez? İkisinin çatışması meydana geliyor diye söyleriz değerli dostlar. Bu şekilde maliye politikasının çatışmaları ifade edilmektedir. Peki maliye politikası çok mu böyle her şeyi çözer? Sınırsız bir kuvveti mi var? Hayır, elbette yoktur. Maliye politikasında bazı sınırları, bazen gücün yetmediği yerler elbette olacaktır diye söylemek mümkündür. Nedir bunlar diye bakalım. Başlığımız değerli arkadaşlar bu bağlamda, maliye politikasının sınırları olarak ifade edilebilir. Başlığımız neymiş? Başlığımız maliye politikasının sınırlarıdır. Yani maliye politikası bir yerde artık tıkanıyor, gücü yetmiyor. Neden yetmiyor diye bakarsak, birinci problem, değerli arkadaşlar, birinci problem nedir diye bakarsak. Birinci problemimiz maliye politikasının tıkandığı bir takım işlemsel sınırlar vardır. Bunlar nelerdir diye bakarsak. Bu iki aydır. Bakın çok dikkat dinleyin beni. İki noktası var. Bir noktası zamanlama, bir noktası ise büyüklük sorunudur. Büyüklük sorunu şeklindedir. Yani eğer bir politikayı zamanında uygulamaya koymazsanız o politika sonuç vermez. Yani şey gibi, mesela tıp bilimi gibi düşünün bunu. Allah göstermesin, bir hastalık var diyelim ki. Bir hastalık eğer erken teşhis edilip tedaviye başlanmazsa sonuç vermez ve hastayı kaybetmek söz konusu olabilir ki tehlikeli durum. Bu da böyledir. Ekonomi de buna benzer. Ekonomide problem olduğunda, ekonomiye yapılacak bir müdahale gecikme alacağı için, eğer bu gecikmeyi dikkate almadan müdahale etmezsek, o zaman politikamız etkinliğini, yetkinliğini kaybeder diyoruz. Büyüklük meselesi de şu anlama geliyor esasında. Şu anlama geliyor. Müdahalenin miktarını da iyi ayarlamak lazım. Mesela diyelim ki ekonomide enflasyon var. Ne yapmak lazım? Kamu harcamasını kısmak lazım. Ya da vergiyi artırmak lazım. Eğer biz kamu harcamasını çok kısarsak ya da vergiyi çok artırsak ne olur? Bu sefer ekonomiyi başka hastalığa, yani deflasyona götürmüş oluruz. Bu tehlikelidir. O yüzden miktarını ayarlayacağız. Ya da tam tersi, ekonomide diyelim ki deflasyon var, durgunluk var, işsizlik var. Ne yapmak lazım? Kamu harcamasını artırıp vergiyi kısmak lazım. Bu takdirde biz eğer kamu harcamasını çok fazla artırırsak ne olur? Bu sefer ekonomiyi enflasyona götürürüz değerli arkadaşlarım. O yüzden dediğimiz gibi muhakkak harcamanın miktarını, verginin miktarını ne yapacağız? Çok doğru bir şekilde ayarlamak durumundayız. Bu da büyüklük meselesidir. Yani zamanı büyüklüğü nasıl yapacağız? Çok dikkatli ayarlayacağız değerli dostlar. İkiye baktığımızda ikinci sınırımız nedir diye bakarsak, ikinci sınırımız arkadaşlar yapısal sınırlardır. İkinci sınırımız yapısal sınırlardır. Bunlar nelerdir diye bakarsak, yapısal sınırlar nelerdir? Şimdi ekonomide
yapısal sorunlar vardır da konjonktürel sorunlar vardır. Mesela bir ülkede petrol kıtlığının olması yapısal bir sorundur. Enerji kıtlığı yapısal bir sorundur. Ham madde kıtlığı yapısal bir sorundur ama hani bir dönem enflasyon arttı, o konjonktürel bir sorundur. O yüzden bir ülkenin ciddi biçimde yapısal sorunları varsa mali politikası araçları hemen o sorunu çözemez. Ona biraz daha yapısal reformlar lazım. Mesela üretim sorunu varsa yapısal sorundur. Yani ekonominin arz tarafını ilgilendiren sorunlar varsa yapısal sorundur. Ama talep yönlü sorunlar biraz da konjonktürel sorun olarak değerlendirilebilir. Efendim işte bu dönem işte bir yumurta kıtlığı oldu, yumurta fiyatları arttı. Hani konjonktüreldir. İşte ne bileyim işte mevsimsel bir sorun oldu. Ürünlerde problem çıktı. Don yaşandı. Ne bileyim işte aşırı seller götürdü de işte ürün fiyatları arttı. Bunlar konjonktüreldir ama bir ülkenin bir konu hakkında üretimin yetersiz olması, ham madde kıtlığının yaşaması nedir temelde değerli arkadaşlarım? Yapısal sorun olarak ifade edilebilmektedir. O yüzden bunu çözmek bir anda söz konusu olmaz. Çok dikkatli olun, soruluyor diye söylüyorum. Sendikaların ücretleri sürekli artırmak arzusu da nedir? Yine bir yapısal sorundur, yapısal sınırdır diyebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Sendikaların ücretleri sürekli artırmak arzusu da nedir? Yine bir yapısal sınır olarak ifade edilmektedir. Üçüncüsü ise arkadaşlar politik sınırlar. Politik sınırlar. Şimdi bakınız, politikacı neye amaçlar? Elbette ki dünyanın her yerinde politikacının amacı aldığı oyu maksimize etmektir. Peki halk neye amaçlar? Oy verirken halk da refahını yerini artırmak, ekonomik olarak bakarsak. Yani halkın amacı refahını artırmaktır, gelirini artırmaktır ama siyasetçinin amacı nedir? Siyasetçinin amacı da aldığı oyu maksimum kılmaktır. Bu çok doğal bir siyasi taleptir. İşte zaman zaman politikacı kendi oyu artsın diye kamu harcamasını artırmak ister. Ama o harcama artışı bazen ekonomiye zarar verir. İşte bu nedir? Politik bir sınır. Yani maliye politikası bunu maalesef aşamaz. O dönem belki de, örnek veriyorum, ekonomide enflasyon varken kamu harcaması kısmak gerekirken siyasetçi kısmaz. Çünkü niye? Seçimde oy alması gerekir diye düşünürsün. İşte politikanın yarattığı bir sınırlama diye ifade edilebilir. 4. Merkez ile merkez dışı uyum sorununda değerli arkadaşlarım yaşanabilmektedir. Merkez ile merkez dışı uyum sorununda yaşanabilmektedir. Yani şöyle düşünün. Bir ülke ekonomisinin merkezin önem verdiği politikayla yerin önem verdiği politika birbirini sınırlandırabilir, çelişebilir. Örneğin merkez ne ister? Ülke merkez ekonomisi enerjisi art, enerji politikası iyi olsun ister, ham maddesi yeterli olsun ister, enerji birikimi artsın ister filan. Ama yerelde de mesela ne ister? Tarım daha iyi olsun ister. Mesela biz diyelim ki enerji ihtiyacımız karşılansın diye nükleer santral yaptığımızda bu bizim için iyi bir şeydir. Çünkü niye? İşte enerji gereksinimini çözeriz ama yer yönetim için nedir orada? Doğaya zarar verebileceği için o zaman ne olur? Yer yönetimi belki bunu tercih etmeyebilir. O zaman ne oldu ikisi arasında? Sorun yaşanmış oluyor. Yani nükleer santralin kurulması bir bölgeye merkez ekonomi için enerji üretiminde daha az maliyetli olduğu için enerji ürettiği için tercih edilebilir bir pozisyonken orada bölgede yaşayan insanlar da tarıma zarar verebilir diye, oradaki doğaya zarar verebilir diye tercih etmeye bilirler. Bu ikisi ne oluyor? Birbiriyle çelişiyor diye söylemek mümkündür değerli dostlar. Demek ki maliye politikasının uygulama etkisini sınırlayan bazı noktalar vardır. Bunlar nelerdir? İşlemsel sınırlardır. İki temel nokta zamanla büyüklük meselesidir. İki, yapısal sınırlar yani ekonomi yapısından doğan sorunlar vardır. Üç, politikacının bazı istekleri yüzünden sınırlar vardır. Bir de merkezle, merkez dışı uyum sorunu şeklinde ifade edilecek bazı sınırlar, sorunlar ortaya çıkar diye düşünürüz değerli dostlar. Şimdi acaba maliye politikası konusunda doktrinler neler düşünüyor? Onlara bakmaya çalışalım değerli dostlar. Başlığımız şöyle olacak. Maliye politikasına ilişkin maliye politikasına ilişkin
yaklaşımlar diyeceğiz. Bu bağlamda bir hep konuştuğumuz ekonomilerde derslerimizde sürekli gündeme getirdiğimiz birinci yaklaşım klasik iktisat yaklaşımıdır. Klasiklere göre değerli arkadaşlarım esasında maliye politikası çok da uygun değildir. Yani bunlara göre hani amiyane tabirle en iyi maliye politikası olmayan maliye politikası. Neden? Çünkü klasikler müdahaleyi savunmazlar. Klasiklere göre müdahale yanlıştır. O yüzden klasiklere göre en iyi maliye politikası olmayan, uygulanmayan maliye politikası desek doğru demiş oluruz diye düşünüyoruz. Bu anlamda biz klasiklere göre ekonomi her zaman tam istihdamdadır. Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. O yüzden devlet ekonomiye müdahale etmemelidir. Daha önce bahsettiğim bir konu var biliyorsunuz. Ederse ne yapar? Crowding out yatır. Yani dışlama etkisine getirir. Dışlama etkisi neydi? Devlet kamu harcamasını artırdığında faizler de artar. Artan faiz ne yapar? Özel sektör yatırımlarını dışlar. O yüzden ne yapacak? Klasiklere göre ekonomiye müdahale etmek yanlıştır. Etmemeliyiz. 3. Bütçe küçük ve denk olmalı. Yani bütçe açığı falan vermeyelim. Bütçe küçük olsun, harcama az olsun, gelir az olsun ve denk bütçe bağlansın. 4. Vergi ve harcama tarafsız olmalı. Tarafsızdan kastım ne? Gerek vergi, gerek kamu harcaması tarafsız olmalı. Ne demek acaba tarafsız olmak? Bakın dikkatli olun, tarafsız olmalı. Yani vergi ve kamu harcaması bireylerin ekonomik davranışlarını etkilememeli. Şu anlama geliyor, yani devlet bunu yapmasın diyorlar. Vergiyi artıralım ki talep kısılsın, bunu yapmasın. Bakın bu ne? Vergiyi artıralım ki talep kısılsın. Bakışı nedir esasında temelde? Temelde bakış, değerli dostlarım, nedir? Ekonomi yapılan bir müdahaledir. Bunu kesinlikle savunmazlar. Ve bu anlamda kesinlikle temelde klasikler tarafsız maliyeyi ne yaparlar? Savunurlar. Tarafsız maliyeyi savunurlar diyeceğiz. Klasikler tarafsız maliyeyi savunurlar diye söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. Ha! Devlet borçlanmasın diyorlar. Borçlanmasın. Çok zorunlu mu kaldı? O zaman ne yapalım? Çok zorunlu kaldığındaysa ne yapmamız lazım? Uzun vadeli borçlansın, yatırım için borçlansın ve nereden borçlansın? Hatırlayalım. Devlet, tekrarlıyorum bakın. Klasiklere göre borçlanmamalı. Ha çok zorunlu mu kaldı? Böyle borçlanması çok acil mi lazım? O zaman ne yapmalı? Uzun vadeli borçlanmalı. Ne için borçlanmalı? Yatırım için borçlanmalı. Peki nereden borçlanmalı? Sermaye piyasasından borçlanmalı. Daha önce öğrendiğimiz bir konu var biliyorsunuz. Tekrarlayalım bu vesileyle. Kısa vadeli borcun sağlandığı piyasa, para piyasası iken, ki bunu savunmazlar klasikler, uzun vadeli borcun sağlandığı piyasa hangisidir? Sermaye piyasasıdır diye söyleyebiliriz. Bu bağlamda bunu da yazalım isterseniz. Klasiklere göre zorunlu hallerde borçlanmak gerekirse yatırım için altını çiziyorum. Uzun vadeli borçlanılmalıdır diyeceksiniz. O da nereden?
uzun vadeli de yapılır. Uzun vadeli bohçanın yapıldığı yerde biliyorsunuz sermaye piyasasıdır değerli dostlar. Değerli dostlarım, bugün bir dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste inşallah görüşmek ümidiyle diğer dersimizde Keynes'e yaklaşımla dersimize başlayacağız. Hoşçakalın.